Vallahi bak çok dikkat et, yeni daha. Ambalajından çıkarmadım, getir. Maşallah. Yenge de bayağı ağırmış ha, çoğunluğum. Abi ya, ne biçim konuşuyorsun sen? Karıcığım benim tüy gibidir, tüy. Tüy gibiyim değil mi aşkım? Aşkım tüy gibiysem o zaman sen niye beni düğünümüzde kapıcı İdris Efendi'ye taşıtıyorsun? Ya bebeğim, benim bel fıtığım var. Söyledim sana, ayrıca İdris Efendi yabancımız mı bizim canım? Aman hop! Ay. İdris Efendi dikkat et ya. Aa, çok değerli benim için Berna. Ya tamam ki Oman abi, nereye atayım? Dur, nereye atıyorsun ya Allah? Yeni aldık da atıyor. Koş şuraya, indir indir yavaş yavaş. Usul 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 usul. Usul ha. Evet, tamam mı? Aşkım. Allah mesut etsin Teoman abi. Bundan sonra bir gelin taşıma işi olursa bana bir alo de yeter ha. Eyvallah. O ne ya şimdi İdris Efendi? Bu eve giren ilk ve son gelin ben olacağım değil mi aşkım? Evet ya İdris Efendi, ne dedin ya öyle ya? Oo, pot kırdım galiba. Neyse size hadi hayırlı balaylar. Ay çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok sağ olun. Bye. Hadi şuradan şey. Ne gerek var? Ben bu merhaba elime bakayım. Hadi hadi. Hadi ters oldu biraz ama. Aşkım. Aşkım. Bebeğim. Oh. 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 Oh be. Ay. Evlendik. Aşkım şimdi gerçekten evlendik mi? Gerçekten evlendik. Evet. Bak, bak. Bak, oyna. Oh. Oyna. Bak, nasıl oynuyorum bir bak, bak. Oyna karıcığım. Susayım diyorum, bu sefer konuşmuyor ama tükendim ya. Bu inat beni. Ya Berna, nasıl tükenen biri varsa bak, dolan biri varsa o kim biliyor musun? Benim o, benim. Geldi buraya kadar doldu, artık böyle taşıyor artık Berna. Ben yok, bende olmuyor gerçekten. Bitti. Olmuyor. Vallahi bitti ya. Bitti abi, ben bitti. Bende şey kalmadı, bitti. Kalmadı, bitti. Ben de kaldım bitti ya. Bitti. Bu evliliği yürümeyeceği daha ilk dakikasından belliydi. Gelini kapıcıya taşıtan adamdan hayır mı gelir? 3 yıldır hep aynı terhane. Ya anlatamıyorum ki arkadaşım, benim de fıtık var. Ben seni nasıl taşıyayım? Merdiven çıksak neymiş efendim? Yeni gelin merdiven çıkar mı? Ya ne yapsan yaranılmıyor. Bence erkeklerin hepsi aynı. Ya, genel mantık aynı. Flört ederken karakter ayarlarını kadına göre ayarlıyorlar. Evlenince de fabrika ayarlarına geri dönüyorlar. Mantık bu. Bence hepsi aynı. Flört ederken çok güzeldi. Yani öyle çok değil, 3 sene önce. Hay! Durma lan! Kaç, ne yapıyorsun ya? Yemin ediyorum zeytin çekirdeğiyle yedim ya. Ay gel, korktun mu sen ya? Ya korktum tabii, korkmam mı geliyor arkadan arkadan. Aşkım benim, ne yapıyorsun? Ay aşkım, ben seni çok seviyorum. Gerçekten. Çok seviyorum. Ya sevmek ne demek ya? Ben sana deli oluyorum be. Yemin ediyorum beni delirtiyorsun, beni çıldırtıyorsun Berna. Ben çıldırdım artık ben ya. Aşkım benim, bebeğim. Hastayım sana be, hastayım sana. Hasta ettin beni be. O kadar uğraştın, didindin, başardın. Hasta ettin beni, hasta. Bak, bak, bak. Arı oldu bu. Ya yeter. Bir şey söyleyeceğim. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Söyle. Vallahi ben seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Yani ben bu 3,5 milyar erkek arasından gidip de kendi ruh ikizimi ben nasıl buldum ya? Buldun mu? Buldum aşkım ya. Dans edelim gel. Ben 3,5 milyar erkek arasına, Allah'ım ben dünyada bu kadar adam arasından gittim, ben seninle mi evlen? Benim şansıma çıka çıka sen mi çıktın ya? Kendimi resmen şey gibi, buzdolabı hediye edilmiş bir Eskimo gibi hissediyorum. Demek ki o teori doğruymuş. Aşkın ömrü 3 yılmış. Sen hazırsın değil mi? Seni bekliyorum, hazırım. Tamam. Ben de şey... Tamam, şunları güzel kaldır lütfen. Kaldırmıyorum ya. Nasıl kaldırmıyorum? Bayağı kaldırmıyorum. Böyle kalsın burası. Teğmen'cim şunları lütfen güzelce kaldırır mısın? Yok, kaldırmam. İşte ben bu inatçılığın yüzünden senden boşanıyorum. Ah, sen benden boşanıyorsun. Ben senden boşanıyorum be. Ne? Ben senden boşanıyorum çünkü boşanma davasını ben senden önce açtım canım. Olabilir ama avukatıma ilk önce ben söyledim. Açmayı unutmuş gerizekalı. Ben ne yapayım? Ha? Teo! Yırttık kardeşim. Yırttık. Feridun bir dur Allah'ını seversen. Sen de ortalık zaten karışık. Ha işte. O karışıklıkta
kıtlıktan zaferle çıkmak bizim elimizde kardeşim. Öyle bir iş yapacağız ki paraya para demeyeceğiz. Dur bak göstereyim. Ya Feridun, seni tanıdığım ilk günden beri hep aynı şeyi söylüyorsun ya. Vazgeç oğlum artık. Vazgeçmek mi? Vazgeçmek mi? Bana ne kadar yakışmayan bir kelime. Feridun bitir demek, istikrar demektir kardeşim. Feridun bitir, bir öyle söyleyip bir böyle söylemez. Feridun bitir, ne diyorsa odur. Ne diyor Feridun bitir? Yırttık diyor kardeşim, yırttık. 35 yıldır bu meslekteyim. Sabrettim, zorluklara karşı yenilmedim, pes etmedim. Artık yıldızımın parladığı o an geldi. Gün benim günüm. Çin'den akıllı telefon getirtiyoruz kardeşim. Ama öyle böyle akıllı değil. Süper akıllı, dahi telefon. Akıllı telefonların Einstein'ı. Bunların tanesini 100 liradan getirtiyoruz. Burada babamızın oğluna 2000 liraya okutuyoruz. %2000 kar, ne diyorsun? Feridun bir git diyorum ya kardeşim. Ben bir şey biliyorum da konuşuyorum. Anladın mı? Ben bir şey biliyorum da konuşuyorum. Süper smartphone sadece bir akıllı telefon değil. Bir yaşam koçu. Diğer akıllı telefonların yapamadığı bir sürü şeyi yapıyor. Bak, sevgilin mi yok? Sıkıntı yok. Süper smartphone var. Kanka, çaktırmadan saat iç yönüne bak. Çok güzel bir kız var. Eyvallah kanka. Rica ederim. Görevimiz. Efendim hoş geldiniz. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey sarhoş olup eski sevgilisini aramak değil mi kardeşim? Abicim ya sen çok alkollüsün. Yarın çok pişman olacaksın. Oğlum sana ne ya? Sen karışma benim işime. Ölürüm de yakmam bu delikanlının başını. Bu telefon kendini bir saniye içinde kilitleyecektir. O sabah tıraş mı olamadım? Hiç dert değil. Arabada işe giderken süper smartphone'la tıraş keyfi. Bilgi çağında yaşıyoruz kardeşim. Para bilgide. Şimdi tarım toplumunda bir kilo kumun ederi bir dolardı. Sonra sanayi çağında o kumdan cam yaptılar, ederi 10 dolar oldu. Günümüzde ise aynı kumdan mikroçip yapıyorlar, ederi 1000 dolar. İşte biz o mikroçipli telefonu getireceğiz kardeşim. Ne diyorsun? Feridun, kardeşim ya sen beni hiç dinlemiyor musun ya? Hiç mi dinlemiyorsun ya? Oğlum, bugün benim boşanma davam var. Bugün benden uzak dur ya. Teo, ver şu parayı birlikte girelim şu işe. 50-50 bölüşeceğiz diyorum kardeşim ya. Hadi be kardeşim. Ha? Ne yapacaksın? Yatıracağım parayı. Yatıracağım. Ama seni yatıracağım. Eşek sudan gelinceye kadar döveceğim. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Ya Teo, yemin ediyorum sen Steve Jobs'un arkadaşı olsan adam kahvede okey oynarken ölürdü ha. Yemin ediyorum bak. Ya arkadaş, ben ne anlatıyorum adam? Adam bana ne anlatıyor ya? Ya Feridun, duymuyor musun kardeşim beni? Boşanıyorum diyorum ya. Boşanıyorum. Ya bırak şu boşanma işlerini. Gel şuna bir bak. Ya vallahi elimden kaza çıkacak şimdi. Ya Feridun, kalk git oğlum. Kalk git. Ya nereye gidiyorum? Ya gel, Feridun, kalk. Ya, ne yapıyorsun? Git abi. Ne yapıyorsun? Çık lan dışarı. Ama bu muamele güzel mi? Ya hadi hadi. Şu yaptığın güzel bir şey. Hadi arkadaşı böyle evden hadi gönder öyle falan. Nasıl üzülüyorum, ah bilemezsin. Bu da mı gelecekti başımıza, bugünleri de mi görecektik? Ay inanın benim de içim kan ağlıyor Hayrinur Hanım yani. Hayrinur değil canım benim, Hurinur. Ay çok özür dilerim. İnanın üzüntüden ne dediğimi bile bilmiyorum. Yani o kadar üzülüyorum ki. O kadar mutluyum ki içim içime sığmıyor. Ay yani cemiyette bir ismim artı bir konumum olmasa şurada çıkar şöyle bir oynardım. Nihayet rüyalarım gerçek oldu. Bu görgüsüz aileden kurtuluyoruz. Ahtım vardı. Oğlum Berna'dan boşansın. Şu burnu büyük aileden kurtulalım. Lokma döktürüp mahalleye dağıtacaktım. Döktürdüm, mahalleliye dağıttım, rahatladım. Oh keyfime diyecek yok ama. Daha ne kadar sürecek bu hazırlık? Bir saniye. Mahkemeye geç kalacağız, hadi. Ay ne bekleyemedin ya? Ne kadar meraklısın sen boşanmaya? Hayır, devam edecekse hazırlığım, ben de üstümü başımı değiştireyim. Şortumu, tişörtümü giyeyim. Bu hızla hazırlanmaya devam edersen yaz gelecek çünkü. Ay çok komiksin sen. Öyle. Vallahi ben çok gülüyorum sana. Ha. Bu esprilerine çok gülüyorum ama boşandıktan sonra sefil hallerine güleceğim. Çünkü sen bensiz bir hiç olacaksın Teoman Bey. Berna gerçekten çok ciddiyim. Yap şu hazırlığını, bitir. Ne yapacağız? Üstümdekilerin modası geçti. Demode oldum senin yüzünden. Hadi ne olur çıkacaksak çıkalım hadi. Çıktık.
Biz seninle bir kere çıktık, ona da zaten ben bin pişmanım. Vay be, vay. Bak lafı nereden aldı, nereye getirdi. Vallahi tebrik ediyorum ya, mükemmel kapak yaptın. Rica ediyorum, sağ ol, yaparım öyle. Lütfen hazırlığını bitir, boşanma davasına geç kalmayalım, ama boşanma zevkinden de beni mahrum bırakma, ne olur. Merak etme canım, ben boşanmak ne demekmiş, bütün hücrelerinle yaşatacağım sana. Hı. Ne yaşayacaksak yaşayalım Berna Hanım. Sakin, tamam ben çantamı hadi, alıyorum, hadi, çıkıyorum. Hadi. Şunları kaldır dedim sana, 30 kere dedim, burada bana sın çene yani. Onlar... Sadece bir çene. Oradan şimdi... kalkmayacak, hayır. Orada kalacaklar onlar, kalacaklar. Ben tamamen sizin için üzülüyorum Mehveş Hanım. Aa, benim için mi? Ay evet, şimdi diyecekler ki kızı huysuzdu, geçimsizdi. Yani aile iyi terbiye verememiş. Öyle diyecekler yani. Hep sizi suçlayacaklar. Ay ne münasebet. Neden benim kızım geçimsiz olsun? Ayrıca sizin oğlunuz da geçimsiz olabilir. Yani ben Berna'yı çok iyi eğitim verdim. Gayet terbiyelidir. Onu evladını terbiye edemeyenler düşünsün. Vallahi çözdüm. Ben seni neden bu kadar geç hazırlandığını şu an çözdüm. Şu an, şu dakika çözdüm arkadaşım. Ha, çok merak ediyorum. Bana da söyle bugün neymiş. Hadi. Söyleyeyim mi? Hadi söyle. Şaşıracaksın ama. Ha, çok şaşıracağım. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü senin bilinçaltına sen aslında boşanmak istemiyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü bensiz bir hayatı sen tahayyül edemedin çünkü. Edemiyorum. Tahayyül edemedin vallahi sen. Vallahi sen nasıl bu kadar kendini... Vallahi bu özgüven şahane ya. Bak, dur bir dakika, bir dakika bak, ceketimi ilikliyorum önünde. Saygıyla iliyorum bak. Hareket bak, 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 bak. Ne? Bak gülme, benim gerçekten sinirim bozuk zaten, dur. Buldum vallahi, buldum ya. Hareketlere bak. Konuşurlar Mehveş Hanımcığım. İnsanların ağzı torba değil ki büzesin. Gerçi armut da dibine düşer derler ama bilmiyorum artık yani. Oo, günaydın hanımlar. Günaydın memur bey. Memur bey mi? Ya Mehveş Hanım, alemsiniz vallahi. Böyle sakallı polis mi olur ya? Polis olmak o kadar kolay mı? Ya bizim İdris filmlerde figüranlık yapıyor. Figüran mı? Aşk olsun Huri Nur abla. Bakınız, küçük rol yoktur, büyük oyunculuk vardır. Rolüm küçük olabilir ama ben büyük oyuncuyum. Ay, nasıl büyük bir oyuncuymuşum bilmiyorum vallahi. Bu kadar filmlerde oynuyorsun, daha bir lafını bile duymadık yani. Hani 80'ler dizisindeki koltuğun bile senden çok lafı var. Hiç olmazsa üstüne oturunca gırç diye bir ses çıkarıyor. Ay. Sende o bile yok. Beni hep Charlie Chaplin'e benzetirler. O da, ben de filmlerde hiç konuşmayırız. Ay İdris, lafa tutma bizi. Oğlumun bu zor gününde yanında olmam lazım. Zor gün mü? Hayırdır Mehveş Hanımcığım, ne oldu? Ay Teoman'la Berna boşanıyorlar da. Boşanıyorlar mı? Ne dersin? Ben de açabilirdim. Bende de anahtar vardı. Aa, rica ederim. Ne demek sizin o zarif tırnaklarınız kırılmasın efendim. Buyurun. Ay, teşekkür ederim. Berna nerede? Berna odasında. Hadi yapma şöyle. Niye yapmayayım? Baksana hala Hayrinur diyor bana. Sen niye geldin? Söylesene bana. Niye mi geldin? Oğlum senin eşyalarını toplamaya geldim. Aa. Benim eşyalarım niye toplanıyormuş ki? Anneciğim niye topluyorsun sen hala? Bu evden gidecek biri varsa o da Teoman. Burası benim evim. Berna yolcu, Berna. Ben hancıyım. Eğer bu evden biri gidecekse o da Berna, tamam mı? Ben eşya meşya toplamam. Ah be oğlum. Bak annenin sözünü dinlemedin. Berna'yla evlendin. Ne oldu? Mutsuz oldun. Oldum anne. Ama ikinci evliliğinde ben el atıyorum. Bundan sonra ben seni ellerimle evlendireceğim. Tamam, bitti. Bizim Cavit Han'ın kızı var, Gonca. Görmeniz lazım. Bir hamarat, bir temiz, bir kibar, bir güzel. Anlatamam. Yani biraz akıldan eksik ama olsun, olsun. İyi bir kız. Oğlumu mutlu eder. Ay inşallah ya. Şimdi bak Feridun. Bu factoring and leasing business çok ciddi bir iştir. Bir iş yapmadan önce piyasayı search edeceksin. Dataları proses edeceksin. Below the line'ları bizimle paylaşacaksın. Brief vereceksin. Gerekirse burada toplantı set edeceğiz. Outsource edeceğiz. Deadline belirleyeceğiz. Vay be. Ya Binali abi. Ya şu konuştuklarını biri duysa yemin ediyorum şundan 3-5 sene evvel tefeci mafyası olduğuna inanmaz ha. Kes! Ağzından böyle ne demek tefeci mafyası? Bana bak, bacağına mermiyi push ederim. Böyle yumruğumun göğsünün ortasını skeçil ederim. Oh! Çıp 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 çıp. Ney Binali, ney? Ney, ney?
Du må ikke lige at drukke mig, kan jeg sige, godt for jer bloddruk. Lep topre çayı. Perda ne diyor? Çıp 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 çıp. Hayır Binali, hayır. Sinirlenmek yok. Bak sonra tansiyonun çıkıyor. Diyor patron. Duydun yenge. Benim sinirlenmemi istemiyor. Evet efendim. O zaman Binali abi siz bana bir 10.000 lira kredi takdim edin şu iş için. Ben size onu bir ay sonra 15.000 lira olarak geri iade edeyim. Ne diyorsun abi? Geç anneciğim benim, geç. Geç annem benim, annelerin güzeli. Gel boşanma arabamıza kurulalım anneciğim, gel. Gel anneciğim, gel. Kurul arabamıza kurul. Allah'ım, oğlumu bu ailenin işgalinde kurtuluşunu göreceğim ya. Çok şükür yarabbim. Anneciğim ya, sen her sene bana bugünü hatırlat. Bugünü böyle havai fişeklerle kutlayalım. Öyle düşman çatlatalım, düşman. Geç geç, kurul arabaya, kurul. Of, yok tamam, bir şey yok. Ay. Bilerek yapıyorlar. Biz sakin oluyoruz, kendimizi hiç bozmuyoruz. Yok sayacağız onları, tamam mı? Yok sayıyoruz. Çocuklar ya, evlilik arabasından para alıyorsunuz, zarf alıyorsunuz, boşanma arabasından niye anlıyorsunuz? Asıl bu arabada para var, para. Kapış, uyanık olun biraz, uyanık olun, uyanık olun. At, var. Hoppa. Tamam, al yavrum, al. Ya konvoy yapabilseydik iyiydi de işte. Neyse, gider. Ya boşanıyorum. Ya, çal konvoyu. Hadi geç kalacağız anneciğim, hadi. Evet. Bir an önce gidelim. Ne kadar çabuk olursa şu boşanma işi o kadar çabuk kurtuluruz bu aileden. Hah, orada. Abi bak şimdi ben bu süper smartphone işinin her kalemini tek tek araştırdım. Fizibilitesini çıkarttım, tamam mı? Asgari kârımız %1000, azami %2000. Akarı yok kokarı yok ya, ne diyorsun? Okey. Eduardo. Buyur patron. Alex. Buyur patron. Çocuklar, loser Feridun'a 10.000 TL kredi puşeti. Daha sonra da Karacaahmet mezarlığından güzel bir mezar yeri aldım. Zevkle patron. Ya Bilal abi şu mizah anlayışın var ya beni öldürüyor ha. Tam bu toprakların mizahı. Gerçekten bize o kadar bizden ki. Götürün. Hadi bakalım. Beni götürün. Götür. Tamam gerçekten. Aşkım benim. Sakif ama. Ne diyor? Tatlım benim. Höst! Ben demedim o dedi patron. Hakim yok beyefendi. Ne, kim boşayacak kardeşimizi şimdi? Hakim bey gelirken trafik kazası geçirdi. Aa, geçmiş olsun. Aa. Of. Ama olmaz ki yani. O da kaza geçirecek. Bugünü mü bulmuş? Biz boşanamayacak mıyız şimdi? Ya koskoca adli arkadaşım ya. Burada bir tane hakim vardır herhalde bu davaya bakacak. Çağırsanız o gelsin. Hakim yok kardeşim. Adam hastanede. Davada ertelendi. O hakim buraya gelecek. Rica ediyorum yani şey anlamayın da lütfen bakın ben bir gün daha evli kalmak istemiyorum. Hayatımda ilk defa Berna Hanım'la aynı fikirdeyiz. Evet ben de bir gün daha evli kalmak istemiyorum. Biz boşanmadan gitmiyoruz arkadaşım buradan ya. Bekliyoruz burada bekleyeceğim dikilip kalacağım böyle. Bu davaya bakacak hakim yok diyorum anlamıyor musunuz? Başka davaya bakacak hakim getir. Hırsızlık davasına bakanı getir. Cinayet davasına bakanı getir. Bana uyar. Evet evet bana da uyar. Çünkü biz bir gün daha evli kalırsak ben bir cinayet işleyeceğim. Hmm. Sonra hakim hem cinayet davası hem boşanma davasına birden bakmak zorunda kalacak. Anlatabiliyor muyum? Yapacak bir şey yok. İki gün daha dişinizi sık. Hadi iyi günler. İyi günler. Hayda. Ha seninle evliyken nasıl iyi bir gün geçirebilirim ben acaba? Nasıl olabilir yani? Ay. İyi bir gün. İyi bir gün diyor ya. Ne iyi bir gün ya? Seninle bir dakika geçirilmez mutlu. Ne? Gülmüş. Ha ha. Çok teşekkür ederiz. Nasıl memnun kaldınız mı? Her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Hadi. Afiyet olsun. Teo. Teo, şu telefonunu versene kardeşime. Çabuk çabuk çabuk. Ne çabuk çabuk? Sen ne yapacaksın oğlum benim telefonumu ya? Hanıma çok konuştuğunu ver ya. Yardım et, yardım et. Sen ne kadar beleşçi adam oldun Feridun'un yemin ediyorum ya. Allah Allah. Ya dakika yükletsene arkadaşım sen. Çok uzattın Teo. Versene şu telefonu çabuk abi. Çocuk gibisin yemin ediyorum. Çocuk gibi. Al, al. Teşekkürler. Ay 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 ay. Ay elimden kaydı. Oğlum ne yapıyorsun Feridun? Pardon. Pardon. Feridun. Ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah. Allah'tan bir şey olmamış. Hadi ya. Ulan ya çizilseydi? Yok ya insan ister mi arkadaşının telefonu çizilsin? Hiç öyle şey ister miyim ben? Bu parçalansın istiyorum ben. Ne çizilmesin? Feridun. Pardon. Arkadaş işte. Arkadaş şakası. Hay Allah. Arkadaş ya. Arkadaşım benim gel ya. Gel otur gel. Gel otur gel. Ulan ne yapayım? Affet.
Fırçalandı telefon. Yakışmıyor oğlum sana, zaten eskimişti bu. Oğlum sana ne, yakışıyor mu yakışmıyor mu? Sana ne ya benim telefonumdan? Ben şimdi bir de telefon mu alacağım? Almayacağım. Ben hediye edeceğim kardeşim sana. Yarın Çin'den süper smartfonlar geliyor. Şş, bana bak. 10 megapiksel ön kamerası var. Selfie değil, istersen sinema filmi bile çekersin. Ya, yemin ediyorum. Parayı nereden buldun sen ya? Bilal abim kredi açtı kardeşine, 10.000 TL sağ olsun. Oğlum sen akıllanmayacak mısın Feridun? Sen niye tefeciden para alıyorsun? Sen ne zaman akıllanacaksın güzel arkadaşım? Ya, ne biçim laflar ya? Nasıl tefeci, tefeci ne biçim laflar bunlar? Tefeci? Adam finans sektörünün parlayan yıldızı, çok ayıp ya. O adam senin topuna sıktırırken aynı böyle konuşacağız bak. Aynı bunları konuşacağız, tamam mı? Hep negatif, hep negatif ya. Biraz arkadaşına destek ol. Bunlar arkadaş mı? Ya bırak ne arkadaşı ya? Oğlum bugün benim boşanma davam vardı. Sonucunu bile sormadın. Sen ne arkadaşından bahsediyorsun ya? Ne diyorsun? Ciddi miydi o boşanma meselesi ya? Ciddiydi kanka, ciddiydi. Bir sıkıntı mı var kardeşim? Var. Çok büyük sıkıntı var. Boşanamadık. Gel buraya, gel sen. Ay yok. Gel, 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 ay, gel, gel. Hii, nasıl sevindim onunla, tamam. Tamam ben. Ay. Demek düşündünüz, taşındınız, böyle boşanmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu anladınız, vazgeçtiniz. Serpil'cim, ya biz boşanmaktan vazgeçmedik ki. E vazgeçmediniz de niye boşanmadınız da ya? Hakim gelmedi. Ya hakim davaya gelirken yolda kaza geçirmiş. İşte bu yüzden de duruşma ertelendi. Berna, bu bir işaret. Ne işareti? Evrenin size boşanmamanız için gönderdiği bir işaret. Ay yok artık Serpil. Var artık canım, var. Bana bak, sen böyle şeylere inanmıyorsun biliyorum. Bak adına kader de, ne bileyim pozitif enerji de, evren de, ne diyorsan de. Ay ama siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Ya bırak Allah'ını seversen kanka ya, bırak ya. Biz o inatçı Berna ile yapamıyoruz abi, olmuyor, denedik. Biliyorsun sen, denedik oğlum. Ay siz birbirinizle hala aşıksınız. Yapamazsınız ayrı gayrı. Yani tamam, biz sonuçta bir aşk evliliği yaptık. Hala aşıksınız. Hala aşıksınız. Bak, gözlerinden okunuyor. Teomansız yapamazsın sen. O zaman bu gözler yalan söylüyor Serpil'ciğim. Bu evrenin gönderdiği son mesaj size. Yuvanızı kurtarmanız lazım. Aileni kurtardın, kurtardın. Yoksa bak bu fırsat bir daha eline geçmez, söyleyeyim sana. Vallahi bilmiyorum kardeşim. Yani buna değer mi bilmiyorum. Şimdi Teo'cum vallahi bak, hayatta herkesin bir amacı var. O da iyi bir aile kurmak. Çünkü aile her şeydir. Yani insanın böyle bir sıkıntı halinde, bir zorluk halinde ailesine sırtını yaslamasından daha güzel bir şey yok. İnsan bunu içine yaşar. Feridun, sen ne diyorsun ya? Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne diyorum hakikaten ben Teo ya? Vallahi bunları sen söylemiş olamazsın kardeşim. Sen sanki başka biri konuşuyor. Sanki üstüne bir dublaj yapıyor. Evet, ben de şoktayım şu anda. Neler söyledim hakikaten? Bu bir işaret mi acaba ya? Kavga ediyorsunuz, inatlaşıyorsunuz. Biliyorum ama ay siz birbirinizi çok seviyorsunuz Berna. Yani sizin böyle sıcacık bir aileniz var. Ay tamam, yani sonuçta Teoman zengin değil. Ama olsun. Bence ailenize bir şans daha verin. Yani sen bayağı mantıklı konuşuyorsun Serpil. Ay ben de şok şu an. Sen hep şok. Bu da evrenin bize gönderdiği bir işaret. Bilmiyorum. Ya ben de aslında bir, ya öyle ben kocamı seviyorum sonuçta ve bilmiyorum yani belki de ben de evliliğime bir şans daha vermek istiyorum. İstiyorum. Evet bunu istiyorum ben. Vay be kardeşim, vallahi doğru söylüyorsun ya. Bak hani bozuk saatler günde iki defa doğruyu gösterir ya. Senin de doğruyu gösterdiğin an bu ana denk geldi. Yemin ediyorum doğru söylüyorsun ya. Hah, bak ne güzel, sen de mantıklı düşünmeye başladın işte. Evet. Ya ben ne mantıksızlık yapıyor, bu çok normal. Ben niye mantıksızlık yapıyorum ya? Evet. Ben akıllı bir adamım. Benim bu evliliği kurtarmam lazım abi. Boşanmıyorum ya. Ay kardeşim benim ya. Evliliğimi kurtardı adamı bak ya. Hadi hayırlı olsun. Telefonu unutmuyorum ama. Ben hediye edeceğim sana. Ben acımlı kadar üzgünüm, anlatamam. Zor bir süreç biliyorum ama yalnız değiliz. Canım tırnak içinde söylüyorum. Bu omuz senin için rezerve edildi. Reserved. Ne zaman ağlamak istersen ama ne zaman
Emrine amade. Ha bak, ağlama kitimiz de hazır. Su. Mendil. Kolonya. Ve en önemlisi... Omuz. Gel. Zaten yanlış bir evlilikti. Uzun bile sürdü. Nihayet Berna o vizyonsuz Teoman'dan boşanıyor diye... ...mutluluktan içim içime sığmıyor. Artık Berna'yla güzel bir gelecek kurma şansım olacak. Kısmet diyelim. Yani şimdi tamam. Çok teşekkür ediyorum Barlas Bey de ben anlamadım niye ağlıyorum. Berna'cığım bak hazır bulmuşsun ağlama setini. Omuz da var bedavadan. Ağla rahatla. Oh! Ben ağlamıyorum ki. Ağlıyorsun Berna'cığım. İçin içine ağlıyorsun. Hayır ağlamıyorum. Ağlıyorsun. İçine içine ağlıyorsun. Bak zor bir süreç biliyorum ama birlikte atlatacağız. Tırnak içinde söylüyorum. Bir fikir. Mesela şöyle başlayabilirsin. Mesela sosyal medyadaki hesaplarında ilişki durumunu şimdiden bekar olarak değiştirsen belki bir yol alırsın. Şimdi anladım. Siz benim Teoman'la boşanma davamda... Lütfen şu T harfiyle başlayan kelimeyi hayatından çıkar artık Berna'cığım çıkar. Çıkar at git. Bak ben senin iyiliğin için söylüyorum. Daha önce söylemedim, evliyken üzmek istemedim ama... Teoman senin yanına yakışmıyordu. Bir iğreti duruyordu canım. Kurtul. Şöyle söyleyeyim, ben karar verdim. Ben kocamı seviyorum ve... ...ben biraz evliliğime şans vermek istiyorum. Evet, şimdi... Sağ ol. Her şey çok güzel de... Ben Berna ile tekrar nasıl barışıyorum kardeşim? Ha? Onu nasıl yapacağız? Kardeşim al Berna'yı. Böyle sizin için anlamı büyük. Ne bileyim özel bir yere götürür. Mesela nerede tanışmıştınız siz? Aa bizim tanışmamız efsane ya. Ben fotoğrafçılık yapıyordum o zaman. Benim stüdyoda tanışmıştım. Gelsin. Sağ olun. Evet. Bu şey pasaport için şey metrik. Biyometrik. Biyometrik evet ben de biraz kafa gitti. Ben de şu an çok çalıştı söylemez evet. Güzel. Ne yapalım? Çekelim mi o zaman? Olur şey fotoğraflar. Stüdyoyu alayım o zaman size. Tamam. Evet. Şöyle buyurun buradan. Evet. Şey makinemi almadım. Olmuyor. Makineyi almadan çekemeyiz tabii. Evet. Evet tekrar hoş geldiniz. Böyle oturdum. Evet çok güzel. Çok güzel. Yurt dışına gidiyorsunuz galiba. İş için mi? Dil eğitimi için. Ha öyle. Uzun süreli yani. Evet. Çekelim. Biraz dik durursanız. Şöyle evet. Kusura bakmayın. Şimdi biraz şöyle. Evet. Bu kadar. Evet, evet. Tamam, çok güzel. Sizin gözler gerçek mi? Anne tarafından. Bozmayayım şöyle. Öyle kalın, tamam. 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 Biraz şöyle. Evet, tamam. Çok güzel gülümsüyoruz şimdi. Gülümseyin. Biraz daha gülümseyin, gülümseyin. Ya ama işte ben öyle şey yapınca böyle acı çekiyormuş gibi çıkıyorum. O yüzden... Bende de aynısı oluyor onun ya. Çok gülemiyorum ne yani. Ne yapıyorum biliyor musun? Ben çok güzel bir anı düşünüyorum mesela. O anda böyle o gülümsemeyle çok doğal çıkıyor. Deneyim isterseniz iyi fikirdir. Tamam. Güzel bir anınızı düşünün. Hazır olunca gülümseyin. Ben tamam. Hemen çekeceğim. Gülümseyin, gülümseyin. Bir saniye. Bir saniye evet. Düşünün. Gülümseyin. Büyük gülümseme. Ama bu gülümseme değil ki bu. Abi yanlış bir şey mi söyledim ya? Kusura yok pardon ya ben şey... Bey özür dilerim geçecek şimdi. İyi misiniz? Öyle bir şey düşündüm deyince ben... Bernard'dan ayrılacağım geldi aklıma ve... Ha ayrılık. Zor tabii ayrılık evet. Hay Allah ya. Of. Bernard İngiliz mi? İngiliz. İngiliz tabii İngiliz. Allah İngiliz. Allah. Ama şimdi böyle çekemeyiz ki. Böyle çekemeyiz ki ama yani konsolosluktan kabul etmezler. Çünkü yani size benzemez. Daha çok pandaya benzer yani öyle olunca.
Panda değil mi? Rimeller akınca. Evet, ona istinaden söyledim ben de öyle siyah olunca. Akmasın diye ben de zaten. Aman akmasın. Ah. İyi tamam. Panda çok güzel espri yalnız. Teşekkür ederim. Tamam çekiyorum. Hazır mısınız? Hazırım, biraz hazırım. Böyle evet tekrar. Kusura bakmayın şöyle dokunuyorum ama yok. Pardon. Şey olmadı değil mi? Yok yok hiç. Şu anda çok güzel. Gülümseyin sadece. Gülümseyin evet. Çok güzel. Gülümseyin. Gülümseyin. Çok güzel. Çekeceğin gülümseyin yok. Olmaz. Ya. Ama olmuyor ki öyle. Ben kusura bakmayın böyle bir şey yapamıyorum. Yani. Hay Allah. Ben hayatımda ilk defa Bernard'a ayrılacağım. Biraz yalnız kalmak istiyorum ben. Yalnız mı? Çıkayım ben. Çıkayım ben. O zaman tamam. Yok da şey özür dilerim gerçekten ben. Vallahi şey oldu. Biraz ayrılık acısı zor. Sinirlerim bozuldu ben. Gerçekten ben çok özür diliyorum. Yani hayır bir de tek başına kalacak ve bugüne kadar gerçekten hiç tek başına kalmadı. Tek başına olmaz. Allah Allah. Niye olmasın canım tek başına? Yok yani biz hiç ayrılmadık. Ben yani kimseye emanet edemem. Emanet edeceksiniz canım birine illa yani. Tek başına idare edemiyor mu? Annem bile istemiyor. Niye istemiyor ki anneniz? İstemiyor. Allah Allah. Çünkü şey yapıyor, ısırma huyu var. Ama öyle ısırma önce ufak ufak. Çok heyecanlanınca, sevinince böyle minik minik yani. Ona sokuyormuş öyle ya, tiks mi var? Ve aslında çok tatlı. Yani öyle şey yapmaz. Mesela tuvalet kullanımı süper. Ha. Son bir senedir hiç salona işemedi ki. Vallahi maşallah yani. Maşallah. İşemiyorsa iyi yani. Bak. Onda ne var canım? Ben 2 yaşımdan beri işemiyorum salona. Sen niye işiyorsun zaten koca? Kimse işiyor. Niye kimse? Kimse çok komik birisin. Teşekkür ederim. Sen niye kendi Bernard'la kıyaslıyorsun ki? Ya ben Bernard'la ne kıyaslayacağım kendimi? Onu bunu ısıran, salon ortasına işeyen adamla ben kendimi niye kıyaslayayım? Aa. Ay sen Bernard'ı benim erkek arkadaşım falan mı zannettin? Değil mi? Hayır canım. Ama söyledim ya ısırma huyu var. Evet. İşte tuvalet şeyi kullanımı. Evet yani saçma. Köpeğim benim. Aa! Bernard köpek o. Tabii ki. Ha iyi ya. Hadi çekiyorum. Ya hayır böyle ol. Ama lütfen çok güzel. Çok, güzel. Çok komikmiş hakikaten ya. Demek köpekle kıyasladın kendini ha. Ya iyi ki de yapmışım vallahi. O kadar komik oldu ki Bernard'la bizim o zaman tabii muhabbetimiz falan başladı. Ya kız yurt dışına gitmekten vazgeçti. Düşün yani. Ay vay çok güzelmiş. Vallahi çok. Ama işte bu fotoğraf stüdyosu işi olmaz şimdi. Olmaz. Olmaz. Başka bir şey bulmak lazım. Kardeşim yok mu sizin yani böyle romantik falan baş başa yaptığınız bir şey? Nasıl olmaz ya. Balayı Roma'ya gitmiştik. Aşk çeşmesinin karşısında yemekler yedik falan. Güzel işte. Al kızı Roma'ya gidin abi. Yine yemek yiyin orada neresi sonrası. Ya biz niye böyle her şeyin sonuna patlamak zorundayız? Ya kardeşim 2 dakika mantıklı düşünebilir miyiz? Yani ben kızla boşanıyorum. Hadi kalk Roma'ya gidiyoruz desek gelecek mi? Evet. Tamam patladık. Bir şey bulmak lazım. Başka bir formül. Buldum. Ben buldum. Ne buldun? Tamam. Şimdi siz Roma'ya gidemiyorsanız aşk çeşmesi miydi o? Evet. Aşk çeşmesini buraya getiririz o zaman biz de kardeşim. O nasıl oluyor? Ben halledeceğim. Bana bırak. Ferhat'ın bitir, o işi de bitirecek. Gel Goncacığım, gel güzel kızım, gel, gel. Ha. Şöyle, gel canım. Gel Goncacığım, evin sayılır burası artık senin. Ay Huri Nur teyze, ev güzel ama oturma düzenini pek sevmedim. Mesela şu yemek masasını pencerenin önüne alacağım. Sonra şu koltukları da şöyle geri çekerim. Tutsana şunun ucundan be. Kızım bir dur. Bir dur Goncacığım. Acele et. Dur buraya öyle bakayım sen. Bak dur. Çok erken. Önce bir telefonla tanış. Bir birbirinize alışın tamam mı? Ondan sonra artık canın istediği gibi ister onu oraya koy, ister onu oraya, ister onu ne istersen yap. Hiç. Kafana göre. Aman Teoman boşandı ya en zor kısmı bitti. Gerisi zaten hallolur. Davanın ertelendiğini, Teoman'ın boşanamadığını söylemedim Gonca'ya. Ama ne fark eder? Ha bugün ha yarın. Nasılsa boşanacaklar. Ay ne çok kitap var burada. Ayol toz tutar bunlar Huri Nur teyzeciğim. Çok haklısın. Evet. Ama artık bana lütfen teyze deme. Tamam mı? Şöyle bir bak.
Gelinim olacaksın yakında değil mi? Ay inşallah. Şimdi sen mutfağa gir, güzel güzel yemekler yap. Teoman gelince de biraz sohbet edin, biraz birbirinize alışın değil mi? Ondan sonra da ben seni gelir alırım, tamam mı kızım? Tamam Huri Nur teyzeciğim. Ama artık teyze demeyeceksin. Alıştır ağzını. Artık sen bana anne diyeceksin değil mi? Tamam anneciğim. Ben o zaman mutfağa gideyim. Berna yumurta bile kıramaz. Ev işi yapamaz, yemek yapamaz. Zavallı oğlum. Yıllarca neler çekti. Birinci evliliğinden bir şey görmedi ama belki ikincisinde olur. Alo. Annem. Oğlum ne oldu ya? Ulaşamadım sana telefonla. Ne oldu senin? Ya sorma anne Allah'ını seversen ya. Bozuldu bozuldu. Bir şey yok. Neyse. Oğlum sana sürprizim var. Sürpriz mi? Hayırdır anne? Ne sürpriziymiş bu? Aa, sürpriz söylenir mi oğlum? Akşama eve gelince görürsün. Hadi. Tamam anne. Yandık ya, yandık ya. Annem ne zaman arasa sana bir sürprizim var dese eyvah diyorum. Acaba başıma nasıl bir felaket gelecek? Daha hiç iyi bir sürpriz ile karşılaşmadım. Tünaydın Teoman. Sana da tünaydın Barlas. Ver, ver. Duyduklarım doğru mu Teoman? Eğer sen duyduysan kesin yalandır Barlas. Barlas'ı gördüğüm an aklıma şu soru geliyor. Acaba suratının ortasına kafa mı atsam, yoksa uçan tekme mi çaksam? Berna ile boşanıyor musunuz? Tırnak içinde söylüyorum. Duyunca çok, çok üzüldüm. Ya bırak palavracı. Utanmasan kahkaha atacağım ya. Gülüyorsun zaten be. Bak şuna bak, yarım yarım gülüyor. Allah Allah. Berna'yı ne kadar çok seviyorsam, Teoman'dan da o kadar nefret ediyorum. Dünyanın en muhteşem kadını, bu vizyonsuz, bu iğreti adamda ne buldu da evlendi aklım almıyor. Ama zararın neresinden dönüse kâr, Berna artık bekar. Vallahi doğru söylüyorsun Teoman. Bütün gün ağzım kulaklarımdaydı. Yani gülümsemeye hiç engel olamadım. Ama sakın yanlış anlama. Sizinle alakası yok. Sizin boşanmanıza gerçekten çok üzüldüm ben. Aşk adamıyım Teoman. Her türlü ayrılık acıtır içimi. Sabah ofiste Berna ile aramızda böyle komik keyifli bir sohbet geçti de onu hatırlayıp hatırlayıp ona gülüyorum. Barlas, bugünlük gıcıklık yapma limitini doldurdun. Hadi ikile. Çıldırtma beni. Hadi ikile. Teoman'cığım sinirlisin ama bir de bardağın dolu tarafına bak. Belki de bu ayrılık Berna için çok iyi olacak. Tırnak içinde söylüyorum. Belki çok daha iyi, çok daha düzgün insanlarla tanışacak. Ben Berna'dan boşanmıyorum kardeşim. Vazgeçtim. Boşanmaktan vazgeçtim. Evliliğime yeniden böyle bir şans tanıyacağım. Anladın mı? Teoman'cığım medeni insanlarız. Bıçağı bırak öyle konuşalım. Allah Allah ya. Ya sen ne kadar ödlekli adammışsın. Pastayı keseceğim. Pastayı dilimleyeceğim ya. Ya Barlas git hadi git. Keş git hadi. Allah 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 ya. Feridun, bu ne? Aşk çeşmesi. Bak, aşk heykelleri, aşk fıskiyesi, ondan sonra aşk saksıları var burada. Ne diyorsun? Aşk çeşmesinden başka her şeye benziyor diyorum. E tamam canım, andırsın biraz yeter yani. Siz sonuç olarak bu akşam bunun önünde Berna ile bir akşam yemeği yiyeceksiniz. Ha? Eski günleri yad edeceksiniz. E bu sayede de evliliğinizi kurtaracaksınız. Ne diyorsun? Doğru diyorsun diyorum. Bari kardeşim gel sarılayım bir sana. Evet. Ne demek? Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Yaptığın zahmetler için evet. Çok teşekkür Şeref ediyorum. Şeref duyuyorum. Bu arada mutfakta bir kızcağız vardı. O dışarı çıktı bir şeyler almaya haberin olsun. Ne kızı ya? Valla Huri Nur teyze gönderdi herhalde. Şey için bu ev işlerini halletsin diye. Şimdi boşanıyoruz ya sana öyle biri lazım ya kardeşim. Annem dedi bir sürprizim var diye sana. Valla ben kötü bir şey yapacak diye korktum gene. Bu yok muymuş? Yok kötü bir şey yok. Ha. Şey yapma. Ha, ben kaçtım. Hadi ben kaçtım. Ha, tamam hadi. Aa iyi akşamlar Berna'cığım. Ben de tam kaçıyordum. Ha, bir saniye bu ne? Bu ne? Dur karım. Aa ne oldu? Ne oldu? Ay dünyanın en güzel yengesini böyle saçma sapan telefonlarla gezdirecek değilim herhalde. Yarın sana bir tane süper smartphone hediye ediyorum. Siparişi verdim. Yarın mallar geliyor. İstemiyorum ben senin süper bilmem ne şeyini. Öyle deme.
süper smartfonu aldığın zaman bu laflarından çok utanacaksın. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar Feride. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Berna. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her bir şeyi saçma sapan bu adamın. Evet, saçma sapan. Feride'nin işte ya saçma sapan böyle bir gel. Şöyle bir şey yapalım, geçelim bu tarafa geçelim. Berna'cığım. Teoman bunlar ne? Bu işte böyle yani beraber baş başa bir yemek yiyelim diye düşünmüştüm ya. Ha? Yani onu görüyorum da bu şey mumlar işte bu konsept nedir? Bu konsept işte aşk çeşmesi. Aşk çeşmesi. Evet ya hani balayında Roma'da aşk çeşmesinin karşısında güzel yemek yemiştik hani çok özel zamanlar geçirmiştik yani onun böyle ya Feridun'un işleri işte ya Feridun yüzünden böyle bir atmosfer yaratayım diye tutturduk benzememiş işte de yani. Ya aslında biraz benzemiş. Vallahi. Bence de benzemiş ya. Alakası yok. Ben aşk çeşmesiyle bu kadar alakasız bir şey görmedim. Ama işte bir şeyler yapmak istemiş. Yani canım ya evliliğimizi kurtarmaya çalışıyor. Ay tamam çok tamam. Oldu çok oldu. Tamam tamam. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nasıl güzel. Buldun? Güzel 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 gözüküyor. Afiyet olsun. Ya Berna diyorum ki biz boşanmayalım ya. Ha? Yani tamam biliyorum. Çekilmez insanlarız. İnatçıyız ikimiz de. İnatçısın. Ben inatçı. Evet Teoman. Sen? Ben öyle inatçı biri değilim. Lütfen yani. Sensin inatçı. Yani kavgacıyız işte. Kavgacısın. Ha, o da ben. Evet. Her şeyle kavga ediyorsun. Ben uzlaşmacı biriyimdir. Evet öyle tartışıyorum bazen. Hani ama yani senin gibi kavgacı değilim. Lütfen. Ama sonuçta birbirimize aşığız. Ne oldu? Buna itiraz etmedin. Edebilirim ama ben sana daha çok aşığım. Aşıktım. Hayır. O öyle bir hissim şu an bence... Ben sana bir şey açık söyleyeyim mi? Ben sana daha çok aşığım. Hayır canım, hiç öyle tamam. Aşık... Hayır. Evet. Hayır. Ben daha çok öyle aşık. Aşık adam öyle olmuyor. Oluyor. Hayır, öyle... Biz şimdi buna mı tartışacağız? Yemeği niye? Bu konuda tartışmayalım değil mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teoman Bey, misafiriniz olduğunu bilmiyordum. Misafir değil, kendisi eşim. Merhaba. Benim ocakta yemeğim vardı. Ya annem yardım için birini göndermiş de bize. O hanımefendi. Bana sordunuz mu? Ya bu annen niye böyle yapıyor? Benim zaten haftada bir gün gelen yardımcım var Teoman yani. Ama işte o da bir daha ama bir yardım. Ama ne demek ya? Benim mutfağım ya. Hayır istemiyorum ama bana sordunuz mu ama ya? Ama sürpriz. Öf. Annem biliyorsun annem ya Berna. Alo Gonca'cığım söyle kızım. Nuri Nur anne. Anne Teoman boşanmıştı. Boşandı kızım. Madem boşandı karısının burada ne işi var? Ya da madem karısı burada kalacaktı o zaman neden boşandı? Canım kızım onlar şimdi bir araya konuşmak için gelmişlerdir. Mal paylaşımı yapacaklar. Öyle şeyleri konuşacaklar tabii ki. Ha anladım. Ama ben koltuk takımını veremem Nuri Nur anneciğim çünkü çok sevdim. Ayrıca vitrini de veremem çünkü o da koltuk takımıyla çok uyumlu. Ay var ya hele bir yatak odasını almaya kalksın vallahi arıza çıkarırım. Goncacığım sen şimdi böyle şeyler düşünme. Teoman'la sohbet edin, birbirinize alışın. Ondan sonra bakarız olacaklara canım benim. Tamam Huri Nur teyzeciğim. Aman Huri Nur anneciğim. İyi tamam o zaman gelsin camları falan siler. Yardım eder bir şey yapar İyi, yani. İyi tamam. 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 İyi neyse. Tamam ne diyordum ben? Boşanmayalım diyordum. Ha işte yani ben de bizim boşanmamız çok... Ne var ne yok? Bu arada tanışmadık. Ben Gonca. Ben de Berna. Memnun oldum. Evet.
Gonca Hanım, şimdi tabii tam konuşamadık. Saat de geç oldu. Siz yatılı mı kalacaksınız burada? Günübirlik mi gelip gideceksiniz? Nasıl yapacağız? Yani valla günübirlik biraz tuhaf olur. Aslında benim amacım burada daimi olarak kalmak ama... tabii Teoman Bey de beni yanında isterse. Yani... bu konularla ben çok ilgilenmiyorum Gonca Hanım. Berna ilgilenir bu konularla. Eğer Berna ile anlaşırsanız, o isterse daim olarak tabii kalabilirsiniz. Evet. Anlamadım. Yani Berna Hanım da bizimle bu evde mi kalacak? Rahatsız olduysanız ben gideyim Gonca Hanım. Vallahi giderseniz çok iyi olur. Aa. Hayır yani tamam, Teoman Bey'le bir geçmişiniz var, anlıyorum ama... ben evimde başka kadın istemem. Ne diyorsunuz siz Gonca Hanım? Şöyle anlatayım şekerim. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Hadi canımlar, hadi kalk. Tatlım bak, öyle terbiyesizlik yapma şimdi. Aa canım benim, sen kadın ev temizliğine gelmiş, beni mi evden kovuyor ya? Yani o Berna'cığım, sen sinirlenme, sinirlenme. Ayol ne ev temizliği be? Ben buraya temizliğe falan değil, Teoman Bey'le evlenmeye geldim. Ne? Ne oluyor ya? Teoman ne diyor bu? Ne diyor bu ya? Ne diyorsun sen be? Allah, sinirlenme Berna, ne olur sinirlenme. Ben de anladım ne dediğini. Şey, Warrenor anne Teoman'la biraz daha yakınlaşın. Birbirinizi ya daha iyi tanıyın diye getirdiydi. Ne ya? Evliliğimiz öyle görücü usulü gibi olmasın dedi. Senin yapacağın sürprize ben anne çok ya. Çok güzel, bravo. Hayır, bir de sen daha benden ayrılmadan siz evlenecek kız mı bakmaya başladınız Berna, ya? Berna, ne alakası gerçekten var bunu ya? Allah'ını seversen, annemin üç güzelliği. Bir de böyle bana bir sofralar hazırlamışsın, evliliğimize bir şans ver diye. Ben şans verelim. Sen çekilsene, sen çek elini. Ay, evet, hanımefendi, ne yapıyorsunuz burada coştum ya? Allah Allah ya, biz... Berna, ne oldu? Bırak palavrayı, bırak palavra... ya. Bayağı kız bakmaya bak. Ben şans falan vermiyorum bu evliliğe ya. Ya baktım kız, yanıma da getirdim. Allah'ını seversen, bir mantıklı düşünür müsün ya? Bir mantıklı düşün, Allah'ını seversen. Tur, tur, Berna. Ya bir saniye Allah aşkına siz de ya. Zaten şey ettiniz içine ya. Barıştım, benim evliliğimi kurtarmıştım ben ya. Berna! Hayır, ben gözlerime inanamadım. Daha biz boşanmadan ana oğul evlenecek kız bakmaya başlamışlar. Ben de gittim Serpil'in aklına uyuyordum da az kalsın barışacaktım. Ya Berna. Ya bak bak, gerçekten annemin iş güzelliği. Ya vallahi yemin ediyorum bak ben... Ya ben seninle nasıl konuşacağım böyle? Yaptığın hareketlere bak Berna, bu nedir ya? Ne nedir ya? Bir şey anlatmaya çalışıyorum sana ya. Evliliğimi kurtarmaya çalışıyorum. Allah'ım yarabbim ya, yemin ediyorum. Bak hareketlere bak. Ne var hareketlerimde ya? Ya bir şey anlatmaya çalışıyorum. İstemiyorum, gider misin? Yatacağım ben. Ben nereye gidiyorum ya? Ben niye gidiyorum ya? Benim de yatak odam burası. Allah Allah. Ay neden daha neler Teoman, saçmalama. Bırakır mısın? Gider misin şuradan ya? Niye gidiyorum ben ya? Biz yarın boşanıyoruz, ne yapacağız? Ya dur, yatağı ayır abi. Ortaya çek şöyle şey. Sen o tarafta, ben bu tarafta. Allah Allah, gidemem ben. Şu ya yastığını da al git buradan. Ya. Git buradan, git buradan. Git. Yemin ediyorum ha. Sevimsizsin, sen sevimsizsin. De, ya bırak Allah'ım, senin yatağına mı kaldın? Al onu da, her şeyini al. Senin yatağın sanki, senin yatak odan sanki. Hiçbir şey istemiyorum. Senin değil mi? Benim yatak odan değil. Evet, benim yatak odam. Yatarım ben salonunda ya, mis gibi. Oh, sevimsiz, sevimsiz. Ah şimdi, bak yatağa bak ya. Ah, ne işim var benim yatak odasında? Oh, mis gibi böyle. Oh, yemin ediyorum var ya, beş yıldız otelde bu rahat. Oh, ulan. Hay ben senin romanına sanki okuyor, almış tuğla kadar romanını. Oh! Vallahi yemin ediyorum ben. Oh! Öğlene kadar uyurum burada. Oh be ya, ben daha önce niye yatmamışım burada? Oh, çok rahat burası. Hadi ama ya. Hay ben mahkemeye geç kalacağız ve ben bu evliliği bir saniye daha tahammül etmek istemiyorum. Ben zorunda asıl mıyım? Ben bir saniye bile daha fazla tahammül etmiyorum. Hep aynı şeyleri söylüyorum ama ben tahammül edemiyorum. Yo, yırttık kardeşim, yırttık. Ne oldu yine? Çin'den mallar geldi. Özel kargo 24 saat içinde teslim. Süper smartphone. Bak şimdi, bak. Ah. Aa bak, bunlar da size söz verdiğim hediyeleriniz, güle güle kullanın.
Teşekkür ederim kardeşim, sağ ol. Sağ ol. Ne demek ya, ne demek? İyi günlerde kullanın, konuştukça beni hatırla inşallah. Feridun, oğlum bu telefonlar gerçek değil. Değil mi? Gerçek olamayacak kadar güzeller değil mi Teo? Feridun, bunlar gerçekten gerçek telefon değil. Demo bunlar. Ne demosu ya? Ne diyorsunuz Allah aşkına? Maket, maket. Maket var ya, maket bunlar. Ya bu cep telefoncularının vitrine koyduklarından işte. Hep söylemiyor ama. Saçmalama canım, öyle şey olur mu ya? İçinden çıkmıştır belki. Bu da demo. Al, al bak. O demo. Demo. Hepsi mi demo? Demo. Al, bu da demo. Al, bu da demo. Demo. Kazıklamışlar lan seni. Kazıklamışlar, al. Bittim ben kardeşim, bittim. Bir daha ağzıma Çin yemeği sürersen bana da Feridun demesinler. Noodle, sushi, Çin pilavı ağzıma sürmem, bitti. Feridun. Binali abi. Çocuklar telefonlar gelmiş dedi. Gelip bir görelim dedim. Marketing için staff verelim. Ajansa brief edelim. Yani hızlanıp level atlayalım istiyorum, değil mi? Feridun, bu demo. Öyle demo. Öyle demo. Çok pis dolandırıldık Binali abi ya. Feridun, ben diyorum ki sen çok yoruldun. Seni biraz dinlendirelim, ha? Ne güzel dedin Binali abi. Vallahi çok yoruldum ya. Dinlenmeye o kadar ihtiyacım var ki. Büyüğümsün. Ne kadar güzel düşündün. Çocuklar. Buyur patron. Feridun'u Karacaahmet'e götürün. Tamam patron. Ebedi istirahatgahında biraz dinlersin, okey? Abi boş ne ver. Alakası var? Yapma gözünü seveyim Binali abi. Çoluk çocuk ne yapar ya arkamdan? Feridun, saçmalama Allah aşkına. Senin çoluğun çocuğun mu var? Abi öldürürsen nasıl olsun Allah aşkına ya? Söz veriyorum, boy boy çocuk yapacağım. Bayramlarda getireceğim, elini ayağını öptüreceğim ya. Vallahi bak. Binali abicim ya sen biliyorsun işte Feridun bizim Feridun ya. Vallahi yani affet şunu ya. Borcunu öder vallahi. Şşş. Ne ödüyorum? Nereye ödüyorum? Nasıl ödeyeyim ben 10 bin lira parayı? Nasıl ödeyeyim ya? Biraz gerçekçi ol Allah aşkına Teo. Tamam, tamam kardeşim. Gerçekçi olalım abi. Ödemez. Evet, ödemez. Ha bu kapı niye açık? Aa şey memur bey, kusura bakmayın tabii. Siz komşular mı şikayet etti gürültüyü? Ha ya memur bey. Evet. Ya küçük bir anlaşmazlık oldu, kusura bakmayın da zaten arkadaşlar gidiyordu öyle değil mi Binali abi? Evet evet. Biz gidiyorduk zaten. Görüşürüz Binali abi. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Çok sağ olun. İdris, sen süpersin kardeşim. Sen bir tanesin kardeşim. Sen bir tanesin. Lan ne oluyor arkadaş? Ben bir şey anlamadım. Bir saniye ya. Ne oluyor burada? Genel olarak çevremde çok sevilen birisiyimdir. Sağ olsunlar. Durduk yere bana böyle sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Türk Polis Teşkilatı'nın bir numaralı insanı. Lan ne kardeşim? Kardeşim. Evet Berna Hanım. Boşandık işte. Mutlu musun? Evet evet, çok rahatladım yani. Mutluyum. İnşallah sen gidince daha da mutlu olacağım. Anlamadım. Ne? Neyi anlamadın? Yani biz boşandık. Beraber yaşamayı düşünmüyordun herhalde. Aa yok, hiç seninle beraber yaşamayı düşünmüyorum da ben. Ya ben sen gideceksin diye düşünmüştüm ama. Aa. Şaka mı yapıyorsun canım? Niye ben gidiyorum? Burası benim evim. Burası benim evim Berna. Teoman'cığım bak ben böyle medeni olmaya çalışıyorum. Evet. Lütfen. Burası benim evim. İstediğin kadar medeni ol ya. Burası benim evim. Benim. Aa. E? Burası benim evim. Benim. Her şey yani. Benim evim. Burası var ya benim evim. Benim. Çılgın bir aşk vardı. Tek bir gülle yaşanan mutlu geceler vardı. Ne oldu da değişti? Aynı kadın, aynı erkek. Küçücük bir imzayla büyüdü gizli gerçek. Ama yine de ayrılsak da beraberiz. Ayrılsak da çok severiz. Ayrılsak da beraberiz.
görüşte başlayan çılgın bir aşk vardı. Tek bir gülle yaşanan mutlu geceler vardı. Ne oldu da değişti? Aynı kadın, aynı erkek. Küçücük bir imzayla büyüdü gizli gerçek. Ayrılsak da çok severiz, ayrılsak da beraberiz.